Kıymetli dostlar, Türkiye'de son 20 yıl boyunca dindar muhafazakar İslami kesimin temsilcisi olarak iktidara geldiğini iddia eden bir hükümet var ve Türkiye bu hükümet tarafından yönetilmekte. AK Parti hükümeti artık 20 yıl geride kaldı ve gelinen süreçte öyle görünüyor ki bir 20 yıl daha değil bir 5 yıl daha ülkeyi yönetmesi zor gibi görünüyor. Bu kesin değil ama sona yaklaşıldığı da artık herkesçe kabul edilen bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla geriye dönüp bir muhasebe yapmak gerekiyor. AK Parti oluşumu Erbakan Hoca'nın Milli Görüş davasından ayrılarak kurulmuş bir oluşum, bir parti, bir siyasi parti ve bu esnada bir kopuş yaşandı. Bu kopuşun öyle çok dostane bir şekilde yaşanmadığını da herhalde herkes kabul edecektir. Zira Erbakan Hoca'nın AK Parti'nin ayrılışından sonraki sözleri ve AK Parti ile ilgili vefatına kadarki görüşleri ortadadır. Hatta bununla ilgili birçok konuşmasının kaydı da halen internet üzerinde e, mevcuttur. AKP'ye oy verirken ben bu hale düşmek istiyorum diyen sensin. Uyan. Kafanı bunun için duvara çarpıyorum. Buraya sen kendin bilet keserek geldin. Bunun dışında ne yaptı AK Parti iktidara geldikten sonra? ilk yıllarını hatırlayalım. 2003 yılından itibaren, 2002'yi saymazsak, 2003 yılından itibaren Bob eş başkanı dahi olabilecek seviyeye gelebilecek kadar İsrail'le, Batı'yla, Amerika'yla iyi ilişkilere sahip bir AK Parti karşımıza çıktı o ilk yıllarda. Orta Doğu projesinin amaçları belli. Ve o amaçlar içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de belli. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. Zaten bunu çok da yadırgamadı bazı insanlar. Çünkü AK Parti kuruluşu döneminde biz milli görüş gömleğini çıkardık diyerek zaten kurulmuş ve bu şekilde bir yol izleyeceklerini söylemişti. Lakin bu kulak arkası edildi. Şöyle söylendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu bir taktik olarak yapıyor. Türkiye'de başka türlü iktidara gelinmez. Dolayısıyla böyle söylemlerde bulunması lazım ki iktidarda kalabilsin ve bir şeyleri yapabilsin deniyor. Du. Fakat e, burada sormak lazım. Aradan çok uzun bir zaman geçti. 20 yıllık bu süreç içerisinde gerçekten e, sadece söylem düzeyinde mi kaldı bunlar yoksa e, gerçekten de Batı ile iyi ilişkiler veyahut e, efendim İsrail ile iyi ilişkiler e, içte e, iç kamuoyuna yönelik e, yönetim biçimi noktasında e, adalet e, ve ekonomi noktalarında neler yapıldı? Bunlar. E, nasıl değerlendirilmeli tekrar bir bakmak gerekiyor. Suriye sürecine hızlı bir geçiş yapacak olursak 2011 itibariyle çünkü çok büyük bir kırılma noktasıdır orası. Kimin nerede yer aldığı aslında birçok şeyi belirlemişti. Suriye sürecinde AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık bir şekilde Amerika'nın tarafında yer aldılar. Amerika'nın Suriye meselesine yaklaşımıyla birlikte yaklaştılar meseleye. Suriye krizinin çıkartıldığı daha ilk günlerde diyelim Hatta ve yıllar bunu takip etti tabi bazı uzlaşı çağrıları gelmişti bu çağrılardan biri de İran'dan gelmişti Fakat bu elinin tersiyle itildi AK Parti hükümeti tarafından zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye meselesini birlikte bölge ülkeleri olarak çözelim şeklindeki İran'dan gelen çağrıya olumsuz yanıt vermişti ve zaten Esad'ın birkaç hafta içerisinde devrileceğini, böyle bir şeye gerek olmadığını Emevi Camisi'nde cuma namazı kılacaklarını söylemişti. Ve bir ülke kendisi gibi Müslüman olan komşusunun yıkılması için dış güçlere destek vermiş ve Amerika ile birlikte hareket etmişti. Böyle bir yanlışın içerisine girildi ve bu İslami iddialı bazı söylemlerle maalesef süslendi. Biz daha ilk günlerden itibaren bunun yanlış olduğunu da söyledik. Lakin yıllar sonra anlaşıldı ve 2015 itibariyle 2014-2015 bu kopuş yavaş yavaş yaşandı ve İran ve Rusya ile masaya oturmak zorunda kaldı Türkiye. O zamandan sonra da Suriye'de savaşın dindiğini söyleyebiliriz. Sükunetin daha iyi sağlandığını söyleyebiliriz. Demek ki başta yanlış yapılmış ve batı ile hareket edilmiş. O süreçte birçok yalan söylenerek insanlar kandırılmıştı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı mitinglerde Suriye'de 1 milyon sivilin öldüğünü söylüyordu Erdoğan. Fakat toplam ölen kişi sayısı o bunu söylerken 500 bin civarındaydı ve bunların yarısı na yakını Suriye askeriydi. Yani Esad hükümetinin e, askeriydi. E, yarısına yakını silahlı gruplar e, gruplardı. Bunun içinde El Kaide'ye bağlı birçok türev de vardı. Işid e, vardı. Böyle bir karmaşanın içerisinde hiçbir sivilin e, ölmemesi mümkün değildi maalesef. E, fakat bu e, tamamen Suriye hükümeti tarafından tüm bu ölümlerin gerçekleştirildiğini Bunların hepsinin sivil olduğu söylendi. Böyle bir çarpıtma da yapıldı. Rakamlar iki katına çıkartıldı vesaire. Bunların hepsi farklı farklı yalanlardı. Bu ayrı bir konu. Suriye meselesinde Türkiye safını çok net bir şekilde Amerika'dan yana koymuştu. Zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik. Başka bir şey için değil. Peki ondan sonra Mavi Marmara meselesi örneğin ondan önce diyelim daha doğrusu. Mavi Marmara'da bizim insanlarımız şehit oldu ve Mavi Marmara'nın daha sonra kalemi kırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bana mı sordunuz giderken?" dedi e, ve e, Mavi Marmara'yı adeta elinin tersiyle itmişti. Böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Daha sonra İsrail'den ufak bir tazminat alındığı e, söylendi e, ve bununla birlikte Mavi Marmara'nın da kalemi kırılmış oldu. Yani parayla Mavi Marmara davası satılmış oldu. Bu yapılırken şunlar söylendi. Evet Mavi Marmara meselesini burada kapatıyoruz İsrail'in tazminat ödemesiyle birlikte ama... Aynı zamanda biz bunun karşılığında Gazze'de elektrik santralleri kuracağız. Gazze'ye yardımları çok daha hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Gazze'de inşaat yapabileceğiz, yapılar yapabileceğiz vesaire diyerek birçok noktada garantiler verildi. Fakat 2021 yılının son günlerindeyiz bu videoyu çektiğimiz zaman. Şu ana kadar bunların hiçbirinin yapıldığını görmedik maalesef ve hiçbiri bu garanti altına alınan şeylerin hiçbiri gerçekleşmedi hatta bugünlerde hemen oraya bağlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Türkiye'nin İsrail'le normalleşeceğini ve İsrail'in İsrail'le olacak olan ilişkilerin bölgenin güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. İsrail'in barış çabaları bağlamında samimi ve yapıcı bir tutum sergilemesi hiç kuşkusuz normalleşme sürecine katkıda bulunacaktır. Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir. İsrail'le ekonomi, ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerimiz kendi mecrasında ilerlemektedir. Kısacası e, İsrail'le ilişkiler söylem düzeyinde, terör devleti İsrail, eylem düzeyinde ise ilişkilerin sürekli olarak geliştiği bir İsrail'den bahsediyoruz. AK Parti'nin bu meselelere yaklaşımı bu şekilde. Amerika ile de bu ilişkilerin böyle gittiğini gözlemledik. İsrail ile de ve diğer batılı ülkelerle de böyle gittiğini gözlemledik. Bir gün kötü gibi görünürken ertesi gün iyi olduğunu gözlemledik ve önceki günde aslında kötü olmadığını buradan görmüş olduk. Son bir örnekle birlikte bitirmiş olalım. Faiz meselesi bugünlerde konuşuluyor. Daha doğrusu defalarca geçtiğimiz haftalar boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katıldığı programlarda nas var hüküm var faizle ilgili dolayısıyla faizleri indirmeye devam edeceğiz dedi. Elbette faizler indirilsin, hatta faizli bir ortam, bir finans ortamı ortadan kaldırılsın, yeni bir sistem getirilsin. Tabii ki bu bunun bir yolu yordamı, yapılma biçimi de olması lazım. Bunu bunun da farkında olarak yapılması lazım. Fakat bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de baktık ki hemen bu söylemlerinin birkaç gün sonrasında devlet eliyle faiz vermeye başladı ve burayı da kimse eleştirmiyor gördüğümüz kadarıyla. Yani ne Diyanet İşleri Başkanı çıktı, efendim faiz haramdır böyle bir şey olamaz, İşte kura bağlı e, TL mevduatı şeklinde bir uygulama olamaz demedi. Çünkü e, devlet kurumu olan Diyanet'in böyle bir şeyi söylemeye e, yetecek bir hürriyeti yok elinde, bir özgürlüğü yok. E, özgürlük olmayınca e, ne oluyor? E, size e, söyle denilmeyen bir şeyi söyleyemiyorsunuz dolayısıyla böyle bir şey de beklemiyoruz zaten. kısacası özetleyecek olursak tamamen çarpık, tamamen birbiriyle zıt söylemler ve eylemler gördük. Bu dönem boyunca 20 yıl bunların birçoğuna şahitlik ettik. Tabii belli bir yaş grubunun üzerindeki insanlar bu çarpıklıkları tolere edebildiler. AK Parti'yi bir işte mukaddes bir şeymiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Türkiye'deki Müslümanların lideriymiş gibi gördü ve bu görüşünden de hiçbir şekilde vazgeçmedi. Onu hiçbir şey yıldırmadı. Çünkü hiçbir şeyi sorgulamadı. Fakat sorgulayanlar vardı. Sorgulayanlar genellikle gençlerdi. Ve gençlerin bu sorgulamaları onları aynı zamanda AK Parti'den ve Erdoğan'dan değil aynı zamanda dinden de uzaklaştırdı. Belki bu sürecin vermiş olduğu en büyük zararlardan biri de bu oldu. Çünkü dindar kesim adına İslami kesim adına muhafazakar kesim adına adına her ne her ne derseniz diyin e, ortaya çıkmış ve ben bunların temsilcisiyim. Bunların içinden geliyorum e, şeklinde bir iddia ile ortaya çıkmış bir kişi e, bir şey söylüyor ve tersini yapıyor. Bir şey daha söylüyor ve tersini yapıyor. Müslümanım diyor ama belediyelerde adam kayırma var. Rüşvet alınıyor, yolsuzluk yapılıyor. Merkez Bankası'nın hazinesi boşaltılıyor, döviz rezervleri boşaltılabiliyor vesaire vesaire daha onlarca örnek sayılabilir. Dış ilişkilerle ilgili zaten az önce anlattık. Tüm bunları gören bir genç, 18 yaşındaki, 20 yaşındaki, 23 yaşındaki bir genç bunları sorguluyor ve eğer bunları Müslüman yapıyorsa, Müslümanların temsilcisi olarak oraya geldiğini iddia eden biri yapıyorsa, o zaman ben bu Müslümanlığa karşı mesafeli olayım diyerek dine karşı bir mesafe de koyabiliyor. Yani sen Kur'an diyerek Kur'an'ı istismar ettiğin zaman, ayetleri işine geldiği zaman konuşmalarında kullandığın zaman, işine gelmediği zaman, hiçbir şekilde yüzüne bakmadığın zaman işte bu çarpıklığın farkına varan genç nesil bunları görüyor ve böyle bir Kur'an'dan ben uzak durmalıyım gibi efendim bir yönelime doğru kayabiliyor. Maalesef dini hayata, ekonomik hayata sosyal hayata ve dış ilişkilerdeki gelişmelere yansımaları böyle oldu bu sürecin. Çok iyi bir tecrübe olduğunu şahsi kanaatim olarak söyleyemeyeceğim. AK Parti'nin çok iyi bir tecrübe bıraktığını arkasında söylemek herhalde mümkün değildir. Sizin de bu noktada görüşleriniz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Bu videoyu bitirirken şu soruyla bitirmiş olalım. Tüm bu anlatılanlar, tüm bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de Müslümanların önderi midir? Dünyada Müslümanların lideri midir? Türkiye İslam'ın sancaktarlığını yapan bir ülke haline mi gelmiştir? Yoksa bunların tam tersi noktada gelişmeler mi olmuştur? Bu sorunun cevabını hepimiz kendi içimizde bu soruyu önce soralım ve cevabını bulmaya çalışalım.